Evet sayın seyircilerimiz, Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör burada standımızı ziyaret etti. Kendisiyle kısa bir söyleşi yapalım. İlk öncelikle buraya geldiniz, İl Kültür Turizm Müdürü olarak buradaki etkinliği nasıl buldunuz efendim? Belediye Başkanımız Sayın Ayhan Yavuz'un sayesinde. Şimdi bu, ben şöyle söyleyeyim, başkentte Hatay günleri gerçekten Ankaralıların sabırla beklediği, yılda ama ne zaman gelecek diye özlem duydukları, adeta bizi beklercesine ve Hatay'ı Ankara'da görmek için, o güzelliği Ankara'da görmek için, o demo taşınıyor ya buraya, o demoyu da olsa onu burada görmek istiyorlar AKM'de. Tabii ki sadece yöresel sanatlarımız, ondan sonra yöresel yiyeceklerimizle birlikte Kırıkhan Belediye'mizin bu güzel düzenlemiş olduğu, adeta bir sergi demiyorum ben buna, müze diyorum artık. Bu müzesini adeta Ankaralılara ve Ankaralı hemşerilerimize güzel güzel sergileyerek ve istifade etmelerini sağlamış oluyor. Bu çok güzel bir şey. Ben burada belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü hazırlıklar yapılırken hep bunun içindeydik. Biz en güzelini yaparız dediler ve gerçekten en güzelini yaptılar. Ve bizleri o kadar mutlu ettiler ki. Çünkü bu tanıtımımıza o kadar büyük bir katkı sağladılar ki, bunu sözlerle ifade edemiyorum. Artık bunun medyanın gücüyle her yere yansıması lazım diye düşünüyorum. Geçmişten günümüze Osmanlı Türk kültürünü de en güzel şekilde yansıtılıyor. Tabii onu ben diyorum. Evet. Bebeler, çocuklar, evet. Öğrenciler. Adeta uçuyorlar. Evet. Bir de el sanatlarıyla bütünleşik olarak, bütünleşmiş halde sergilenmesi güzel bir katkı olmuş. Bu çadır, o adeta bir çadır havası yansıtılmış. Bu çok burada büyük bir emek sarf edilmiş. Bu emeği verenlere teşekkür ediyorum. Hatay ile yapmış oldukları tanıtımda yapmış oldukları katkıdan dolayı sonsuz teşekkür ediyorum. Devamını diliyorum ben. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Bu nezih ve nazikane açıklamalarınızdan dolayı. Sağ olun. Kırıkhan Belediyesi basın olarak. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum bu katkılarınızdan dolayı. Lütfen vazgeçmeyin. Devam edin. Hep beraber bu işi yapalım. Teşekkürler efendim.